Söz sanatları etkinliğimizi cevaplayalım şimdi. A. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek hangi söz sanatlarının kullanıldığını karşılarına yazınız. 1. Çocuk gibiydi dedem, çok severdi dondurmayı. Burada dedem çocuğa benzetilmiş. Benzetme. 2. Derdi büyüktü derenin, anlatamıyordu kimseye. Şimdi dereyi insan yerine koymuş, derdini anlatamıyormuş. Kişileştirme. Fındık burunlu diye severdi annem. Burnunu fındığa benzetmiş. Benzetme. Derdi dağlardan büyüktü. Derdini biraz olduğundan fazla göstermiş. Abartma. Pencereme konan serçeler günaydın dedi bana. Burada serçeler insan dışı varlık, yani hayvan, konuşturulmuş. Dolayısıyla konuşturma, intak. Yani intak. Altı yüce dağlar anladı beni, bir sen anlamadın. Burada yüce dağlar insan gibi onu anlıyor. Kişileştirme. Yedi bir pamuğu andıran yumuşaklığı vardı. Yumuşaklığı pamuğa benziyormuş. Benzetme. Sekiz gülümsedi çınar ağacı gölgesindeki çocuklara. Çınar ağacı insan gibi gülümsüyor. Kişileştirme. 9. Hey diye bağırdı bir kuş arkamdan. Kuş insan gibi konuşturulmuş. Konuşturma, yani intak. 10. Bir ah çekti, dağlar kül oldu ateşinden. Burada da olay olduğundan fazla göstermiş. Abartma. B bölümü aşağıdaki benzetmeler nögelerini benzeyen benzetilen gibi gösteriniz demiş. 1. Mustafa Hoca'nın altın gibi bir kalbi vardı. Burada benzeyen nedir? Benzeyen Mustafa Hoca'nın kalbi. Mustafa Hoca'nın kalbi. Kendisine benzetilen nedir? Altın. Benzetme yönü altın gibi değerli. Benzetme adı gibi. 2. Yavru serçe bir tüy gibi hafifti. Burada benzeyen yavru serçe. Kendisine benzetilen tüy. Benzetme yönü hafiflik. Benzetme edadı gibi. 3. İnsanlar bir orman gibi kardeşçe yaşamalı. Burada insanlar yaşamı ormana benzetilmiş. Benzeyen insanlar. Benzetilen orman. Benzetme yönü kardeşlik. Benzetme edatı gibi. Şimdi C bölümüne bakalım. Aşağıdaki dizelerde hangi söz sanatları vardır? Bulunuz. Batan güneşe inat, doğuyor umutlarım. Burada batmak ve doğmak birbirine ters ifadelerdir. Tezat sanatı. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Burada bayrak, yani göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliğine benzetilmiştir. Benzetme. 3. Türk gibisin, özelsin sen, her vatandan güzelsin sen. Bu millete ezelsin sen, kalk ayağa aziz vatan. Burada vatanı Türk'e benzetmiş ve ayağa kalk diyerek vatana onu kişileştirmiş. Yani benzetme ve kişileştirme vardır.